kanal? Alt Klas Ekonomi TV YouTube kanalı. Tamam, buyurun. Şimdi efendim biliyorsun seçimler bitti. Bir tarafta Sayın İmamoğlu diyor ki ben, halk beni seçti, ben diyor mazbatamı istiyorum diyor. Binali Bey de diyor ki, Sayın Binali Yıldırım'da usulsüzlük var, yolsuzluk var, şaibe var bu seçimde diyor. Sizler ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak? Vallahi ben şahsi bireysel düşüncemi söyleyeyim. Bir hafta öncesinden falan herkes dedi en güvenli seçim bu ülkede oluyor. Öyle iddialar vardı. Şimdi sonuç bu şekilde çıktığı zaman neden güvensiz seçim ortamı oluyor da kazanılan seçimlerde güvenli seçim ortamı oluyor? Ben bunu merak ediyorum yani vatandaş olarak. Ya da bu süreci neden bir an önce noktalamıyorlar? İnsanlar işine gücüne baksın. Çünkü artık herkes bunu bekliyor yani. Kimse ne bir yatırımcı yatırım yapıyor. Ev sattık, faiz oranları aynı şekilde duruyor. Hiç aynı gerilim aynı safhada duruyor yani. Artık bunu sonuçlandırsınlar. Olumlu ya da olumsuz, millet işine gücüne baksın kardeşim. Bu böyle olmaz ki yani. Bu şu anda ülkeye verilen bir zarar yani. Ben şahsi fikrimi bu şekilde söylüyorum yani. Onun dışında söylemek istediğim, sormak istediğim şey varsa ben birisi olarak söyleyeyim. Şimdi efendim diyorlar ki tekrar seçim yenilensin İstanbul'da diyorlar. Sizce yenilenirse sonuç değişir mi? Valla bilemiyorum, onu bilemem yani. Değişebilir de değişmeyebilir de. Yani her şey çıkabilir bundan yani. Çünkü bazı mesela AK Parti'nin seçmeninden bahsediyorum. Onlar bile bu durumdan şu anda tedirgin yani. Yani seçim olursa ya bir daha vermem gibilerinden ben çevremde duyumlar alıyorum yani. Çünkü ortada bir mağduriyet var. Çünkü geçen, daha dün akşam bir kanalda izledim. Diyor ki bazı bölgelerde diyorlar bizim MHP ve AK Parti sandık başında görevlilerimiz yoktu. Ben de soruyorum. Orada sordum. Gerçi dile getiremedim ama kendi kendime sordum. Neredeydi kardeşim bu seçmenler? Neredeydi bu sandık görevlileri? Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Her sandığın başında bir sürü insan var. Yanlış mı düşünüyorum hanımefendi? Her sandığın başında her partinin yetkilileri var. Tabii. Niye sizinkiler o anda yoktu orada? Öyle bir şey olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? O konuşmada şeyde oldu. O basın toplantısında oldu yanlış hatırlamıyorsam. Dün mü evvelsi gün mü Binali Yıldırım'ın basın toplantısında. Evet. Ben buradan hani ben AKP'ye karşıyım ya da çok seviyorum anlamına gelmesin. Ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Olanları tarafsız söylüyorum. Olarak tarafsız olarak düşünüyorum. Kusura bakma, yorgun argında işten çıktınız ama şimdi biliyorsunuz seçimler oldu, bitti. Evet, fakat evet. İstanbul'da belirsizlik var. Evet. Bir tarafta Sayın Binali Yıldırım diyor ki bu seçimlerde diyor usulsüzlük var, yolsuzluk doğrudur, var, doğrudur, şahibe ahlıdır, var diyor. Doğrudur, doğrudur. Sayın İmamoğlu da diyor ki mazbatamı ben istiyorum. Nereden istiyorum vatandaş beni seçti. Nereden istiyormuş? Hangi vatandaş seçmiş onu? Hangi vatandaş seçmiş onu? Bir oy var ama ortada. Oyu var da sahteliğin olursa sizden olursa öyle olur.
Üçkağıtçılığından olursa öyle olur. Evet, biz %80 imam şeyi Binali Yıldırım alır diye umut ettik ama hırsızlığından olduğu için bu olamaz. Anlatabildim mi? Bu hırsızlık olduğu için olamaz. Yani siz Binali Bey doğru mu söylüyor diyorsunuz? Doğru söylüyor tabii. Bugün hiç bu taraflarda olmasın. Sultanbeyli, Gazi, Bahçeleri, Bağcılar ondan oralarda olsun bu olaylar. Burada olmasın. Bu olacak mı yani? Sonra kafa kafaya hiçbir oy gelir mi? Akıl var, mantığı var. Ağlayan çocuğa sorsan yine bilmez. Bilir diye. Kafa kafaya sonuna kadar gelsin aynı oy gelsin. Olacak mı bu? Evet. Zaten o olursa Türkiye'nin hali, İstanbul'un hali bitmiştir. Niye efendim? Bitmiştir efendim. Vallahi da bitmiştir, billahi de bu halkada ilahiyettir. Binali Yıldırım gelmezse İstanbul'un işi bitmiştir. Bunu da size söyleyeyim. Şimdi biz tarafsız bir kanalız, YouTube kanalıyız. Ben bu konuyu açmanızı isteyeceğim. Yani İmamoğlu bu işin altından kalkamaz mı diyorsun? Kalkamayacak tabii. İşin içinde de çıkamayacak. Bak çıkamayacak da işin içinde. Şu Tayyip imza vermese nereden çıkacak? Oğlum yaranır mı çıkacak? Neyle çıkacak? Tayyip açmasa neyle çıkacak? Ne yapacak? Hadi bakalım ne yapacak? Başka derdi var mı? Yok. Bitti. Peki tekrar seçim olsa ne olur? Tekrar seçim yenilerse? Binali Yıldırım alır. Binali Yıldırım alır. %100 alır. Bak %100 alır hemen. Tekrar seçim olur. %100. Kanaatim var. Sen anda telefonumu vereyim. Yalan derse böyle. %100. Bugün Binali Yıldırım'a çıkmış 280 oy. Orada çıkmış 0. Olacak şimdi bu. Peki, teşekkür ederiz. Bir şey diyeyim. Hadi. Sağ olun. Şimdi seçim yaşadık biliyorsun. Aynen abi. Şimdi Binali Bey diyor ki ben mazbatamı istiyorum diyor. Sayın Binali Yıldırım da diyor ki seçimlerde usulsüzlük var, haksızlık var, hırsızlık var diyor. Siz ne düşünüyorsunuz vatandaş olarak? Seçimden önce gelip yok işte Türkiye işte seçim güvenliği açısından çok iyidir, harikadır deyip de seçimden sonra usulsüzlük var demek birazcık ikiyüzlülük gibi geliyor bana. Ayrıca seçimden önce hiçbir şekilde hile hurda olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Ekrem İmamoğlu 12 bin önde bir şeye itiraz ettin, sayıldı, tekrar önde. Başka bir şeye itiraz ettin, tekrar sayıldı, tekrar önde. Bir şey daha itiraz ettin, ulan hala önde adam. Artık bir bırakın da vatandaşı. Ya yanlışsam yanlışsın da. Eyvallah, yok güzel konuşuyorsun ya. Artık bir vatandaşı rahat bırakın. Artık saçmalamaya başladılar diye düşünüyorum. Evet. Peki tekrar seçim diyorlar. Tekrar seçim olsa kim kazanır? Tekrar seçim olsa bence AK Partililer de artık İmamoğlu'ndan bıkmıştır. Bu seçim inadından bıkmıştır. Binali Yıldırım'dan bıkmıştır. İmamoğlu daha mı çok oy alır? Daha fazla oy alır. Ama tekrar seçimler yenilenirse bu sefer usulsüzlük başka tarafa kayabilir. Öyle mi diyorsunuz? Yani seçim tekrarlansın amacı budur bence. Evet. Başka bir amacı yoktur. Çünkü onlar da biliyordur artık oyların Binali Yıldırım'dan kaydığını. Çünkü AK Partililer inat ediyor yani. Hani ve artık şehirdeki AK Partililer de bıkmaya başladılar bu inattan. Evet. Peki teşekkür ederim. Rica ederim abi, kolay. İstanbul'da sorunlar var, sıkıntılar var. Sayın İmamoğlu diyor ki ben mazbatamı istiyorum diyor, halk beni seçti diyor. Sayın Binali Yıldırım da işte oylarda usulsüzlük var, haksızlık var, oy çalınma var, yer değiştirme var gibi bir takım ithamlarda bulunuyorlar. Sizce hangisi haklı? Ne olması lazım? Hak yerini bulması lazım, bilmiyorum yani. Sonuç itibariyle kazanılmış bir şey var. Ama herkes hakkını aramakta, hukuki süreçte haklı. Evet. Peki tekrar seçim olsa ne olur sonuçlar sizce? Hiç farkında değilim, bilmiyorum yani. Evet. Ne olur ne olacağını bilemiyorum. Yani her şey olabilir. Evet. Yani sonuç değişmeyebilirdi. Aynı şekilde gene İmamoğlu alır diyorsun. Olabilir, evet. Evet. Peki teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Ya. Kanal öneriyim. Al Klas Ekonomi TV YouTube kanalı efendim. Evet, buyurun. Şimdi efendim seçimler bitti. Bir tarafta Sayın Binali Yıldırım diyor ki bu seçimlerde seçimler mındar oldu diyor. Usulsüzlük var diyor. Yolsuzluk var diyor. Evet. Sayın İmamoğlu diyor ki ben mazbatamı istiyorum diyor. Halk beni seçti diyor. Sizin düşünceniz nedir? Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı neyse odur. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı neyse odur yani. 29 bin oy 12 bine inerse sıkıntı olur tabii ya. Evet. Sıkıntı var. Peki tekrar seçim yenilenmesi sizce uygun olur mu? Uygun olsun ki her şey atalet yerini bulsun. Tamam. Evet. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. İyi günler. Herhalde yorgunsunuz. Yorgunuz. Bir önce eve gitmek istiyorsunuz. Bu arkadaşlar nereden çıktı? Benim yolumu çevirdi diyorsunuz. Yok, demiyoruz. Öyle mi? Evet. Şimdi efendim biliyorsunuz bir seçim yaşadık. Tabii.
İstanbul'da ama bir belirsizlik var. Sayın İmamoğlu diyor ki ben mazbatamı istiyorum, halk beni seçti diyor. Evet. Sayın İmamoğlu da diyor ki bir haksızlık var, hırsızlık var, usulsüzlük var. Sizler neler söylemek istersiniz bu konuda? Bilmiyoruz neyin ne olduğunu işte. Siz vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Vatandaş olarak ne bileyim yani. Yani kim haklı? Kimin haklı, kimin haksız olduğunu bilemiyorum şu anda. Öyle mi? Evet. Bu sandıkların başında hiç mi kimse yok? Nasıl oluyor bilemiyoruz yani işte. Ben nerelisiniz? Ben Sinop. Ben de Sinopluyum. Evet. Evet. Ben de sizin gibi bir halkım. Benim evet. Bir şey demem şimdi yanlış bir yerde. Evet. Bu devletin şeyi yok mu? Sandığının başında kimse yok mu yani? Nasıl oluyor bilmiyoruz. Peki tekrar seçim olsa kim kazanır? Bilemiyorum yani. Evet. Bilemiyorum. Evet. Bilemiyorsunuz. Bilemiyorum. Ben... Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz neresindensiniz Sinop'un?